Düzce'ye 20 kilometre mesafede bulunan Gölyaka, Düzce ilinin en batı ucunda, İstanbul'a 200 kilometre, Ankara'ya 250 kilometre mesafededir. İlçe, kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu ve Köroğlu dağlarının uzantısı olan Sıra Dağlar arasında yer almaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu tarımdan geçinir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla fındık en önemli geçim kaynaklarıdır. Bunun dışında küçük çapta olsa da tekstil fabrikaları da ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. Gölyaka deyince fındık Karadeniz bölgesinin özellikli ürünüdür. Ama doğası gelir, tabiatı gelir, nehirleri gelir, gölleri gelir, şelaleleri gelir, yaylaları gelir, ovası gelir. Rabbimin torbasını meleklerine boşaltmış, içinde cennetteki olan her şeyi bu bölgeye vermiş. Düzce, Efteni bölgesi. Friklerden Bitinyalılara, Lidyalılara, daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bölge Düzce, Konurak bölgesi. Sayın Bakanımızın orada Konurak Antik Tiyatrosu'nu da faaliyete geçiriyor. Romalılardan, Bizanslardan çok eskiye dayanan. Bu bölge Efteni bölgesi. Şu anda görmüş olduğunuz göl Efteni Gölü. Çocukluğumuzda dalgaların olduğu göl. Şu an inşallah ilk etapta 375 hektarlık su toplama havzası bitti. İkinci etapla birlikte 575 hektarlık bir alan suyla kaplanacak ve burada sellerde 85 milyon metreküp suyu tutabilecek bir alana getirilecek. Abant'ın 3 misli büyüklüğünde bir göl olacak burada. Şu an görüyorsunuz bu bölgede 150 çeşit kuşun, göçmen kuşun yaşadığı, konakladığı, göçmen kuşlarımızın olduğu bir alan. Aynı zamanda fauna ve flora bakımından da, bitki zenginliği bakımından da çok zengin bir göl. Gölyaka yemyeşil doğası, yaylaları, şelaleleri, gölleri, ormanları ve yerel yaşam tarzıyla hafızalarda iz bırakacak bir bölgedir. Öne çıkan başlıca turizm potansiyelleri, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Efteni Gölü, Kardüz Yaylası Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Yanık, Unluk ve Kızık Yaylaları, Kültür Park, Toptepe ve Muhabdede Türbesidir. Bu bölge öyle güzel bir bölge ki, yedi göllerden gelen Yılca ilçemizden Akçakoca Boğaziçi bölgelerindeki Alaplı Dağları'ndan ve Bul Dağları'ndan gelen Hasanlar Barajı'ndan çıkan Küçük Melen Düzce'mizin içinden geçerken Topuk Yaylası'ndan Kaynaşlı Ormanları Bul Dağları'ndan gelen Kaynaşlı'nın içinden Düzce'nin içinden gelen Assar Deresi ile birleşerek Küçük Melen şu karşıki görmüş olduğunuz ağaçlıkların oradan süzülerek Büyük Melen'le birleşir. Yine Abant'ın batı yakasından Samandere Aydınpınar Şelaleleri, Derdin Yaylalarından Abant'ın batı Bolu'nun, Bolu Dağları'nın Abant'ın batı yakasındaki ormanlardan gelen Düzce'mizin de 650 milyona ihalesi yapılan Uğur Deresi'nin suyu da yine şu gördüğünüz şekilde Büyük Melen'in oraya gelir. Yine bu dağların arkasından Frenli Balıklı Kardüz Yaylalarından o pırıl pırıl su Aksu Deremiz ki o da yine burada küçük Büyük Melen'e gelir. Şimdi Aksu Deremizin o pırıl pırıl suyu ana regülatörlerle birlikte şu setteler yapıldı taşkınlığı önlemek için. Burayı o temiz pırıl pırıl su doldurarak 115'ten kotu 117,5'a çıkartacak ve Abant'ın 3 misli büyüklüğünde bir göl olacak. Yine bu vadilerden 6 tane dere, hatta birazdan gideceğimiz Türkiye'nin en uzun şelalesi olan Güzeldere Şelalesi, 130 metreden dökülen Güzeldere Şelalesi'nin suyu da 6 dereyle birlikte Efteni Gölü'ne gelir. Ve bu sular ileride yapılan Savak'la birlikte, diğer nehirlerle birlikte birleşerek İstanbul'un %70 su ihtiyacını karşılayan Büyük Melen'in doğuş noktasındasınız. Burası aynı zamanda çok stratejik bir noktadır. Su havzasıdır. Düzce İstanbul'la Ankara arasında 1,5 saat İstanbul, 2 saat Ankara ama en önemlisi 35 milyon insanın 1 ile 2 saatte ulaşabildiği bir alan. Ben buradan arabama bindiğimde
2 saatte Eskişehir'e gidiyorum. Ben buradan şu anda 40 kilometrede şu gördüğünüz dağın karşısında tarihi İpek Yolu vardır. İlçemin ileriki yıllarda inşallah devletimizin imkanları el verdiğinde Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Taşkesi, Göynük, Taraklı, Pamukova, Geyve yolu ilçeme 40 kilometre. Gökyaka bünyesinde birçok doğal güzelliği barındırmaktadır. Efteni Gölü bu güzellikler arasında ayrı bir konuma sahiptir. Efteni Gölü Elmacık Dağ silsilesinin eteğinde, Düzce Ovası'nın akarsu ağının birleştiği ve Büyük Melen Kanalı'yla Karadeniz'e döküldüğü ekolojik bir ağın düğüm noktasındadır. İlçe merkezine 5 kilometre, Düzce merkeze 25 kilometre mesafededir. Efteni Gölü ve çevresi, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Şu an 21 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Pazar yeri yaptık. Nefis model bir pazar yeri yaptık. Gençlerimizin hiçbir alanı yoktu. Sağ olsun devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle orada bir gençlik merkezimizin şu an mantolamaları yapılıyor. Mısır ektik. İmkanlarımız doğrultusunda bütçemizde tasarruflu kullanmak suretiyle mahallede gençlerimizin oyun alanları yoktu. 2 tane tenis kortu, 9 tane futbol sahası, basket sahaları yaptık gençlerimize. Sosyal tesisler yaptık, Güzeldere'de bungalov evler yaptık. Asfaltsız yol bırakmadık, kilit parkesiz yol bırakmadık. Şu an bütün bunları insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltme noktasında belli bir seviyeye getirdik. O yönden vicdanen, beynen, kalben müsterihim. Vatandaşlarıma verdiğim sözlerin %99'unu değil %120'sini yerine getirdik. Şu an Gölyaka'daki halkımızın yaşam standardını yukarı çıkartmak suretiyle ihtiyaçlarını giderdik. Çocuklarımızın, gençlerimizin evde imkanı olmayan üniversiteye, LGS'ye, KPSS'ye çalışacak gençlerimizin tiyatro salonlarından, satranç kulüplerinden, müzik odalarına varıncaya kadar, kütüphanelere varıncaya kadar inşallah 2 aya kadar onu da bitirmiş oluyoruz. Çok güzel bir ortamda Gölyaka'nın gençleri gelecekte daha güzel imkanlara ulaşmak için, daha güzel eğitim almaları için altyapılarını oluşturduk. Şimdi de bütün bu hizmetlerin yanında şimdi Kardüz'deki bir yerimizi Turizm Bakanlığımızdan sağ olsun bakanlık yetkilerimiz, Nadir Alparslan Bakan Yardımcımız oranın tahsisini aldık. Oraya bir babylift ve bir kış turizm ile ilgili günübirlik bir tesis yapacağız. Yine jeotermal suyumuzu bayanlara ayrı, erkeklere ayrı hamamlarıyla birlikte, açık havuzlarıyla birlikte inşallah onların ihalesine çıkacağız. Ve bunları da insanlarımızın hizmetine sunacak bu bölgeyi biraz daha yaşanabilir, daha güzel bir ortama getireceğiz. Gölyaka'ya geldiğinizde sizleri bir başka doğa harikası karşılar. Güzeldere Şelalesi. Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Gölyaka ilçe sınırları içerisinde 22 hektar alanı kapsamaktadır. Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü arz etmektedir. Kışın beyaz yorganını örten, ilkbahardaysa orman gülleriyle canlanan güzel derenin en görkemli zamanı ilkbahar ve güz mevsimidir. Güzeldere Tabiat Parkı'ndayız. Milli parklara ait işletmesi belediyemiz tarafından işletilen nezih, yazın ayrı bir güzel, sonbaharda sanatsal güzelliği, kışında bembeyaz karları. Geçen hafta 35-40 santim kar vardı, erimişti. Bugün de gece 12'den itibaren 15 santim civarında bir kar yağdı. Ama bundan sonra artık burada 1 metre kar olur. Ama kışın da ayrı bir güzel.
Güzeldere Şelalesi 650 rakımlı, Türkiye'nin en uzun şelalesinin olduğu 130 metreden dökülen şelalesiyle 35 milyon insanın 1 ile 2 saatte ulaşabildiği bir alan. Ankara 2 saat, İstanbul 1,5 saat ve nefis bir ortam, hava güzel. İnsanlar burada, çocuklar karın tadını çıkartıyorlar. Sucuk ekmek, mangal zevkini tadıyorlar. Doğasının nefis, enfes havasından faydalanıyorlar. Güzeldere Şelalesi, doğal peyzaj bitki örtüsü, piknik alanları, düzenlenmiş orman içi dinlenme yerleri ve yürüyüş parkurlarıyla bölgenin önemli doğal değerlerindendir. Trekking, kampçılık, bisiklet, foto safari ve benzeri aktiviteler için uygun olan Güzeldere Tabiat Parkı, kış aylarında da kayak severlerin uğrak noktası konumundadır. Geldiğimizde 3 tane milli parklara ait, belediyemize ait işletmesi olan 3 tane ev vardı. Şu an 10 tane evimiz var. Bu 10 tane evimizde bölgeden gelen misafirlerimize burada konaklama hizmetleri veriyoruz. Yine kahvaltı ve yemek hizmetleri veriyoruz. Kışın kapalıydı buralar geldiğimizde ama biz buraları yaz kış açık vaziyette sunarak kar amacı gütmeden insanların hizmetine sunuyoruz. O yüzden herkesi Gölyaka Güzeldere Şelalesi'ne bekliyoruz. Merhabalar, biz Ankara'dan geldik. Yakınımızda olan doğal güzellikleri görmek istedik kışın. Yaptığımız ufak bir araştırmayla da burayı bulduk. Geldik, iyi ki geldik. Dün geldik, bugün gidiyoruz. Günübirlik Ankara veya İstanbul'dan gelecek insanlarımıza da çok tavsiye ediyoruz. Çok harika bir doğası, çok güzel bir alanı var. Burada neler bulduk? Dağdan bahsedeyim. Önce Toptepe'de gittik. Çok güzel bir manzarası vardı. Çok güzel bir kahvaltı yaptık orada. Sonrasında da birazcık daha yukarı çıkarak Güzeldere Şelalesi'ne geldik buraya. Gölyaka'nın zenginliği doğal güzelliğidir. Sularıdır, şelaleleridir, tabiatıdır, yaylalarıdır. Bu bölgede İstanbul'un %70 su ihtiyacını karşılayan Melen Havzası, Büyük Melen'in doğuş noktasıdır. Şu an oturduğumuz yerin 300 metre aşağısında Melen'in doğuş noktası vardır. İstanbul 1,5-2 saat, Ankara 2 saat, 35 milyon insanın 1 ile 2 saatte ulaşabileceği, bakın 35 milyon insanın 1 ile 2 saatte ulaşabileceği bir yerdeyiz şu an. Hiç kimse evinden çıkmayınca her yer uzak gelir. İstanbul'u buraya, biz İstanbul Havaalanı'na ilçemizden 1,5 saatte gidiyoruz. O yüzden buranın doğası güzel, tabiatı güzel. İstanbul'a içme suyu vermenin de ayrı bir hazını yaşıyoruz. İnşallah ileriki günlerimizde onun da semeresini ilçemiz Düzce'miz olarak görürüz. Eşsiz güzelliklere sahip olan Gölyaka, gastronomi turizmiyle de eşsiz lezzetlere sahiptir. Şu anda Gölyaka'dayız. İşte gördüğünüz gibi masada yöresel ürünlerden sizinle birlikte daha fazla zenginleşen bir kahvaltı masasındayız. Asli olarak Düzce'nin ürünleri olsa da tabii cennet ülkemizin her köşesinde yansıtılan bir parça şey var ama işte masada gördüğümüz de peynirimiz, işte yeşilliklerimiz, özellikle kaymağımız tamamen Düzce orijinlidir. Yani Gölyaka bu anlamda bizim Düzce'nin turizmde lokomotifi olacak da bir ilçemiz. Şimdi bulunduğumuz yerde ve çok yakınında termal suyumuz var. Biz burada hem doğa turizmi hem de sağlık turizmi yapacağız. Başkanımız sağ olsun çok çaba gösterdi. Bütün bu konuştuklarımız, hani hayal ettiklerimiz değil, projesini çizdiklerimiz. Yani yakında işte burada bir daha sizi ağırladığımızda inşallah hemen yan tarafımızda bir termal havuz olacak. Hem kadınlar için hem erkekler için ayrı ayrı. Bunun yanında işte fitness'ı, fizik tedavisi, rehabilitasyonu hepsi içinde bir konsept olacak.